Bu olayı bu kadar basite indirgemene inanamıyorum. Basite indirgemiyorum. Bir hata yaptım. Haklısın. Ama beni affet. Unutalım diyorum. Bu senin için kabul edilebilir bir durum olabilir. Ama benim için asla değil. Haklısın. Adam haklı Meltem. Beni aldattığına nasıl ihtimal verdim? Çok kırılmış. Sen el alemin adamıyla Londra'da gününü gün et. Sonra da gel burada ne desen haklısın Haluk de. Bir şey demeyecek misin? Diyecek bir şey yok. Durumdan başka kimin haberi var? Mesela Arda'nın haberi var mı? Bu rezilliği biliyor mu? Gerçeği duymaması, bilmemesi mümkün değil ama. Haluk saçmalama lütfen. Kalk böyle ortalıklarda bağırınacak halim yok herhalde. Ha neyse. En azından oradan kurtarmışız gururumuzu. Gönül'le ve Tuna'yla konuştum. Ha Gönül'le Tuna biliyor. Ne bekliyorsun Haluk? Yani sonuçta böyle taşıması kolay bir yük değil bu. Onlar benim en yakın arkadaşlarım. Biriyle paylaşmam lazım. Onlarla konuştum yani. Peki benim kulağıma geldiğinde ben bu yükü nasıl taşırım diye düşündün mü? Vallahi kusura bakma ama insan o psikolojiyle karşısını düşünmüyor. Kendini düşünüyor önce. Ne zamandır böyle hissediyorsun? Bilmem. Oldu işte. Vay be. Haluk'la Meltem'e bak. Ne hallere geldi. Bir dakika bekle. Doğdum. Sağ ol ama hiç kutlayacak havada değilim. Hadi mumunu üfle bari. Bu senin doğum günü hediye. Sana anlatacak çok şeyim vardı ama beni konuşturmadın. Ayrı olduğumuz bir ay boyunca içimden gelen her şeyi en samimi haliyle yazdım buraya. Okursan belki beni anlarsın. Nice seneler. Merhaba efendim. Meltem Hanım'a gelmiş. Ben alayım. Gitme. Bizim bir an önce boşanmamız lazım. Thank you.
kaynar sular şu anda başından aşağıya böyle dökülmüş gibi Gönül. Yani anlattıklarına inanmam mümkün değil yani. Ben de şoke oldum Tuna. İrem haklıymış, inanmadık kıza. Ama Meltem'e söylediklerini Meltem'in ağzından duyunca kan beynime sıçradı. Bu gece yemekte parçalamamak için kendimi zor tuttum. Ya, aklım almıyor ya. Bu kız hayatımızın içine girdi. Bu kadar yakın oldu ya. Ya kız ayakta uyutmuş kız bizi ya. Ne yapacağız şimdi biz Tuna? Yapılacak bir tek şey var canım. Yarın Emir Bey'e atacağım bir mail. Diyeceğim ki bu kızın olduğu kampanyada çalışmıyorum ben diyeceğim. O kadar. Nasıl yapacaksın bu işi? Söz verdin o kadar. Ayrıca Emir Bey senden vazgeçer, Tutku'dan vazgeçmez. Görmedin mi? Vazgeçerse vazgeçsin. Ne yapayım yani? Bazı şeyler işten de paradan da daha önemli. Ben o kızın olduğu yerde çalışmıyorum. Bitti. Allah Allah. Nasıl var bu insanlar? Nasıl bu yılanlar dolaşıyor ortada anlamıyorum Gönül ya. Tutku. İyi akşamlar Haluk Bey. Sen çıkmadın mı? Biraz işlerim vardı, çıkamadım. Sizin doğum günü erken bitti galiba. Neyse ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Peki. Tutku'yla bir ilişkin olduğunu düşündüğüm için senden boşanmak istedim. Yaşadığımız kötü şeylerin bütün sebebi Tutku. Bana gelip ilişkiniz olduğunu söyledi. Ya benim bir paketim vardı. Görmedim Haluk Bey. Allah Allah. Diyecektin değil mi Haluk'cum? Ha evet, onu öğrendim. 2 gün sonra boşanma davanız varmış değil mi? Aslında uzun zaman önce bitmiş bir evlilik ama işte resmi prosedür. Gecenin bir yarısı, hüzünlü bir şarkı. Yine 4 duvar efkar, hikaye hep aynı. Adını değişmem. Yalnızlığa, çünkü benim derdim acıdan. Adını değişmem yalnızlığa, çünkü benim derdim acıdan. Yoksun sen ah be gülüm, sinmiyor içime buralar. Yoksun sen ah be gülüm, sinmiyor içime yürüdüğüm bu yollar. Ah gönlüm dinle, ah ömrüm bitme, gelir çalar bir gün kapı. Olur.
Boşanalım mı dedi yani sana Haluk? Evet, aynen öyle dedi. Ay inanılır gibi değil. Ya siz dün akşam hiç konuşmadınız mı bu meseleyi? Konuşamadık Gönül. Denge o öyle bir bastı gitti. Bir daha gelmedi ki. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence bana kızgın ve kırgın. Ki haklı. Yani onun için düşündüğüm bu kadar şeyi kendine yedirememiş olması normal. Meltemciğim lütfen sen kendini suçlama. Sen de bu tutkunun söylediği şeylere inandın. Neymiş bu tutku da ya? Tamam evet inandım ama işte hatalıyım. Yani ben o kızın söylediklerine inanacağıma Haluk'a inanmadım. Kaç senelik kocam sonuçta. Meltem, kız tam bir profesyonel. Tam bir profesyonel. Hepimizi ayakta uyuttu tek tek. Sen söyledin mi Haluk'a tutkuyu? Yok yani öyle söylemedim. Ama ben ayrı olduğumuz o bir ay boyunca bir günlük tuttum. Doğum günü hediyesi olarak da ona Haluk'a verdim. Okuduysa öğrenmiştir. Çok güzel hediye. Çok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.